Merhaba arkadaşlar. Başka yeni bir seriyle hafta sonlarına devam ediyoruz. Artık her hafta sonu rastgele bir seriden bir video atmayı planlıyorum. Eğer istediğiniz bir konu varsa yorumlarda söylemeyi unutmayın. Bugün başlangıcında yapacağımız serinin adı Batı serisi olacak. Şimdiye kadar 5 yıldır baktığım 2 tane kedim mevcut ve birlikte nasıl vakit geçirdiğimizi, neleri nasıl tercih ettiğimi sizlere aktarmak ve sizlerle fikir alışverişinde bulunmak için bulduklarımı paylaşmak istedim. Bu videonun konusu kedi maması ile ilgili yapmayı düşündüm ve çok da sizleri oyalamadan gelin ilk inceleyeceğimiz kedi mamasına bakalım. Kedi maması bu video içerisinde bahsedeceğim tüm mamalar Reflex Plus markasına aittir ve yetişkin kedi mamalarını içermektedir. Bir diğer husus ise ürünleri incelerken aralarında birbirlerinde olmayan içerikleri tanımlama ihtiyacı hissettim. Hepsini tek tek okumak sizlerin de vaktini almak olurdu. Önemli gördüğüm ve farklı olan içerikleri değinerek ilerledim. 1. Brunelli tavuklu. Keten tohumu, kedilerde tüyleri yumuşatmaya, parlatmaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, ve sinirim sağlığına yardımcı olur. Eğer bunlardan birisine şikayetiniz varsa bu ürün yardımcı olabilir. Lif içeriği diğerlerine göre biraz yüksek olduğu için tokluk hissi daha uzun olabilir. Diyet veya tasarruf yapma planınız varsa yine bu özellikle ön plana çıkmak. 2. Çoğuziz somonlu. Bir öncekinde ciğer aroması olarak adlandırılan içerik burada doğal ciğer aroması olarak adlandırılmıştır. Eğer yazım yanlışı yoksa doğal olanı tercih etmekte fayda var. Başka bir fark olan içerik ise somon yağı olarak girilmiş. Somon yağı vitaminler açısından oldukça zengin omega 3 ve omega 6 içeren bir ürün. Kedilerimiz de cilt, eklem, böbrek ve kalp gibi bölgelerde iyi geldiği söylenmişti. 3. Somonlu Şu somonlu ürününe göre bakıldığında iyot eksikliği burada göze çarpmak. 33 kedi üzerine yapılmış bir çalışmada direkt olarak hipertroid kedilerde tiroid hormon yoğunluğunu azalttığı ortaya konmuştu. Ciddi kilo kaybı, iştah, su ihtiyacı ve çiş yapmasında artış gözlemliyorsanız steroid riskine karşı dikkat etmenizde fayda vardır. çoğu somonlu ürününde olmayan vitamin E bu üründe vardır. Vitamin E yararları ise kedilerin derisine, egzemaya ve pire alerjisi varsa tedavi etmeye yarar. Tablo değerleri iz miktarda farklılık gösterdiğinden önemsenmeyebilir. 4. Somonlu Hairball Farklı olarak şeker kamış lifi karşımıza çıkmak. Şeker kamış ile şeker pancar arasında sakkaroz yapısında şeker bulunduğunun aralarında bir fark yok demek yanlış olmaz ancak lif halinde bulunması tüy yumağı oluşumunu azaltmaktadır. Bir başka içeriği psilyum, diğer adıyla karne otu olarak geçmektedir. Kedilerde dışkı yumuşatmaya haliyle tüyden kaynaklı veya başka bir sebepten dolayı sindirim sorununa faydalı olacak. Son olarak da içerdiği lekarnitin ile kas kütlesi korumaya çalışarak yağ yakımını arttırmaya sağlar. Tabloya baktığımız zaman ise ürünleri tavuklu olan ilk incelediğimiz ürüne yakın değerlere sahip. İçeride lif yüzdesi fazla olması sebebiyle tokluk hissi de fazla olacağını düşünmüyoruz. 5. Tavuklu renkli taneli. İçerik olarak ilk incelediğimiz ürünleri tavuklu ile aynı olduğunu görüyoruz. Tablo değeri de çok az miktarda farklılık göstermiştir. 6. Kuzey etli ve pirinçli. İçerik olarak işlenmiş kuzu eti hepsi tavuklu olan ürünlerle aynı olduğunu görmekteyiz. Tablo değerlerine bakılacak olursa da protein miktarları tavuklu olanlardan geride kalmak. Peki bunlara rağmen neden bu ürün tercih edilmeli diye soracak olursanız sıcak dönemlerde tavuklu olan ürünler deri üzerinde çok da iyi bir etki bırak. Deride yağlanma veya alerjik durumlar olması durumunda kuzu etli tercih edilebilir konuma geliyor. Bir diğer ürün tavuklu kısırlaştırılmış. Gözlemlediğim kadarıyla ilk incelediğim urinary tavuklu olan modelle aynı içeriği mevcut ve tablo değerleri de aynı. Bir farklılık olması gerekli miydi bilemiyorum. Reflex Plus kullandığım dönemde kedilerim kısır olmadığı için etkisini de tecrübe edemedim. Eğer sizler deneyimleme şansınız olduysa yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanız beni çok mutlu eder. Ve son ürün olan somonlu kısırlaştırılmış. Üçüncü incelediğim somonlu ürün arasında hiçbir fark yok. İçerik açısından ve tablo değerlerinde hiçbir fark gözlemlemedim. Kısır kediniz varsa ve kişisel düşüncem Reflex Plus tercih etmenizi önermem. Çünkü kısır olarak adlandırılan ürünler ile diğerler arasında kayda değer bir fark gözlemleyemedi. Beslenme önerisi. Burada bir takım tablolar göstermekteyim. Burada ilk incelediğimiz urinary tavuklu ile ikinci incelediğimiz chuzi somonlu arasında beslenme önerisi aynıdır. Üçüncü incelediğimiz somonlu ürün ile en son anlatmış olduğum kısırlaştırılmış somonlu olan ürün ve beslenme önerisi aynıdır. 5 ve 6'da işlediğimiz tavuklu renkli taneli ve etli, peneşli ürünler arasında da beslenme aynı. Bunlardan hiçbirisi birbirine benzemeyen iki ürün bulunmakta. Birisi dördüncü olan somonlu herbol tabloda görüyorsunuz. Diğeri de yedinci olan tavuklu kısırlaştırılmış. Bu tablolar resmi sitesinden alınmış olup beslenme önerisine uymanızı tavsiye ederim. Bizim tercihimiz. Biz bu ürünler içerisinden tavuklu renkli taneli ürünü kullanmıştık. Kullandığımız dönem içerisinde içerik ve fiyat olarak benim hoşuma gitse de kedilerim tadını beğenmediğinden dolayı tüketmekte zorluk yaşadılar. Sonuç Reflex Plus ürünlerinin bütçe dostu olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak her canlı farklı olduğu gibi kedilerde de tat olayı farklı olmaktadır. Bunu ise deneyerek kedinizin sevdiği bir ürün olup olmadığını tecrübe edebilirsin. Tek olumsuz düşündüğüm kısım, mamaların normal mamalardan bir farklı olmayışı oldu. Bunun dışında hem bulunabilir hem de uygun olması pozitif yönleri. Başka bir videoda görüşmek üzere.